Canlar, ben geldim. Herkese selamlar arkadaşlar, merhabalar. Yine böyle bir güzel bir tanıtım günümüzde devam edelim istiyoruz. Çok teşekkür ederim güzel arkadaşlarım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sınava az bir zaman kaldı ve eminim arkadaşlar heyecanlar tavandadır ha. Şimdi artık biliyorsunuz ben Duman Hoca. Ondan sonra aslında arkadaşlar ya bu dönemde neler yapılabilir öncelikle arkadaşlar? Heyecan değil misin? Helal sana. Valla yani ben bile heyecanlıyım onu söyleyeyim bu arada. Ben de gireceğim hakkınızı helal edin arkadaşlar ama ben Sözel'den en son 5. üniversite olaraktan belki bir gastronomi istiyorum yıllardan beri kazanamadım. Belki kazanma şansım olabilir. Bana da dua edin tamam mı? Kazanamam da neyse. Şimdi çok yüksek de alıyor çünkü. İnşallah arkadaşlar Allah'ım gönlünüze göre versin. Bir seneden beri arkadaşlar aynen öyle. Emek sarf ediyorsunuz ciddi anlamda. Yorucu, çözmediğiniz kaynak. Çözmediğiniz arkadaşlar kalmadı. Sözel'den gireceğim için o yüzden kazanamıyorum derler arkadaşlar. Sözel olduğu için olmuyor. Yani 20 seneyi geçmiş. O yüzden de artık... Yani inşallah tabii arkadaşlar üniversite hayatı gerçekten çok zevkli. O yüzden birazcık arkadaşlar sıkıntı işin açı. İnşallah herkes gönlüne göre versin. Bu seneyi benim size tavsiyem arkadaşlar bir öğretmenden ziyade tamam bir abi tavsiyesi vereyim. Bu seneyi gerekirse son bir ayı tamam mısınız? Arkadaşlar durmadan, duraksamadan tamam mısınız? Canlı da olduğu için ne demek istediğimizi anlıyorsunuz tamam mı? Yemeden, içmeden arkadaşlar ne yaparsanız yapın ama kesinlikle kazanmak için çaba sarf edin. Sınav son arkadaşlar 3 aylık sürede en çok kazandığı dönemdir ve önümüzde de son 1 aylık bir süre var. Bu süre zarfında da arkadaşlar benim size tavsiyem yeni konudan ziyade, bak şahsi fikrimi söylüyorum, 16 yıllık deneyim olaraktan söylüyorum canlar. Yeni konudan ziyade yarım yamalak kalan veya sınavda çıkması garanti ve basit olan konulara yüklenmeniz tavsiyemdir. Ya hocam ben mesela atıyorum hiç diyelim ki olasılık bilmiyorum hiç. Ondan sonra ben tutup da buradan bu saatten sonra olasılık çalışmam. Onun yerine arkadaşlar garanti soruları neyse onlara bakarım. Kim? Mesela atıyorum en fazla arkadaşlar soru problemlerden gelmiş. Veya arkadaşlar işte temel kavram, üstü sayı, köklü sayı gibi çarpanlara ayırma gibi ifadelerden mi gelmiş? Evet. O zaman götürür zamanımı bunlara harcarım. Net söylüyorum ben. Şimdi yoksa diğer türlüsünde değerli arkadaşlar buna göre devam ederseniz biraz daha arkadaşlar güzel olur. Benim size tavsiyem. Şimdi burada arkadaşlar güzel bir böyle bir kamp tekrar şeklinde bir şey yapılıyor. Matematikten de arkadaşlar 20 ders saatlik bir durumunuz olacak bildiğim kadarıyla. Ve burada da genellikle soru üzerinden ilerlenmesi gerekir. Öyle olacaktır. Bütün arkadaşlar konuların anlatımı diye biliyorsunuz. Hani öyle bir zor. Anladınız mı olayı? Yani şimdi bunun içinde size tavsiyem bana kalırsa şöyle bir şey, son bir ayda yükleneceğiniz, dediğim gibi eksik olduğunuz yerler yaparsanız gerçekten çok güzel olur. Yani bir de bu senenin şansı şurada. Arkadaşlar şimdi baraj kaldırıldığı anda 3 milyon 250 bin insan giriyor. Bu nedenle benim size tavsiyem bu sene arkadaşlar TYT sınavı bana kalırsa net kendi fikrimi söyleyeyim. TYT sınavı biraz daha usturuplu olacaktır. Tamam mı? Çünkü bak MSO sınavı oldu. Bilmiyorum girenler var mı? Tamam mısınız? Sonra arkadaşlar arkasından bir tane ALES sınavı oldu. Ve bunların devamında şimdiki sınavınız TYT, AYT. Şimdi bir de bundan öncesinde tabii çocuklarımızın gireceği bir sınavımız var ya canlar işte LGS dediğimiz. Ondan sonra anlatacağım. Birazdan kusucuğum. Ondan sonra birazcık gireceğim yani en azından neler yapılması gerektiğinden önce bir bahsedelim. Çünkü bugüne kadar tonlarca çözdünüz. Rahat olun. Biraz böyle bir sizi rahatlatmak istiyorum işin açığı. Soracağınız bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Ya geçen gün başıma geleni söyleyeyim size. Bir arkadaşınız ya sınava kalmış 1 ay. Adam sayısalcı AYT'de ne çözeceğini bilemedi biliyor musunuz?
ya ben ne yapmalıyım falan diyor. Arkadaşlar o yüzden şimdi birazcık o konularda sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Yani elimden geldiğince dilimin döndüğünce arkadaşlar tamam mısınız? Yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi konular kısmında artık denemenin vaktidir. Haftada arkadaşlar 2 tane TYT, aynı zamanda en az 2 tane de AYT tavsiyemdir. Bak 2 TYT, 2 AYT tavsiyemdir. Ve şöyle bir şey, mümkünse TYT'sini yaptığınız sınavın AYT'sini de yapın ve puanınızı ona göre hesaplayın. Şimdi 2 yıllık kazanmak isteyen adamın zaten baraj kaldırıldı. Bizim amacımız da 4 yıllık. Yani arkadaşlar AYT sınavının önemi büyük. TYT biraz daha basit olacağı gibi AYT sınavı biraz daha zor olacaktır diye düşünüyorum ben. Semacığım, eğer ki internette başka bir şey bağladıysan güzel kardeşim, onu istersen bir aç kapa yap, daha güzel verim alabilirsin. Tamam mı? Şimdi bazen arkadaşlarımız sözelciniz, mesela bir tane arkadaşım Türkçe öğretmenliği demiş. AYT'de fizik, ondan sonra bırakıp direkt yapabildiğim biyoloji ve kimya. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bu sen mesela çok güzel bir soru sordun. Her biriniz için geçerli. Şimdi ben biraz yardımcı olayım, olur mu size? Merak etmeyin, ders anlatacağım. Sormak istediklerinize lütfen çekinmeyin. Elimden geldiğince, dilimden döndüğünce canlar anlatmaya da çalışayım, tamam mı? Şimdi sizler de net söylüyorum. Sayısalcısın, atıyorum. Fizik, kimya, biyoloji. Toplamda güzel insanlar 13, 13, işte 14 tane sorumuz var. Aynen. Şimdi eğer ki sen bunların ikisine az sayıda olduğu için yapabiliyorsan, tamam mı? O zaman daha fazla bunlara yüklenmek yerine fiziğe yüklenmelisin. Ama fizikte de şöyle bir şey yap. Kesin sorusu var, yapabileceğine bakmaya çalış. Tamam mısınız? Ondan sonra arkadaşlar devamı çok daha güzel olacaktır. Tamam mısınız? Şimdi eşit ağırlıkçısın. AYT'de 15'in üzerine çıkamadın. Şimdi güzel kardeşim, burada ne yapın biliyor musunuz? Bak, size AYT tavsiyesi vereyim mi bir tane? Gel. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım. AYT'de matematik anlamında. Şimdi hiç kimse, tamam mı, genellikle sona kaldığı için limit, türev, integrali bir boş geçer. Ve ne olduğunu da bilmez ya. Sınavdaki soruları o kadar arkadaşlar bizim için sıkıntılı olmaz. Anlatacağım Sinemciğim, merak etme güzel kardeşim. Bir seneden beri ders görüyorum. Rahat ol, anlatacağım. Şimdi arkadaşlar o yüzden de size tavsiyem, hani bunlara bakarsanız basittir, çok fazla zorlanmaz. Tamam. O yüzden de arkadaşlar güzel olabilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Gördüğüm kadarıyla biraz gerideyim. İlk 10.000 istiyorum. Maşallah. İlk 10.000 istiyorsan yalnız şahane bahane galiba yazan arkadaşım. Ondan sonra oradaki kısım, ilk 10.000 gerçekten ciddi anlamda yüksek bir sayıdır. Çok da basit olmaz. İnşallah şu ana kadar hiçbir eksiğin kalmamıştır diye düşünüyorum. Sadece tavsiyem senin için geçerli mesela. Bütün konuları bitirdiysen TYT, AYT denemesi çözmen ve sürekli çözmen. Tamam mısınız? Tabii AYT ve arkadaşlar TYT kampı olaraktan olacak Zeynepciğim. Tamam mı? Yani biraz daha işinize arkadaşlar, orası daha güzel olabilir. Mesela Fatma'm demiş ki ilk 200 bin istiyorum. Tabii bak, ilk 200 bin yapması arkadaşlar, yapılabilitesi çok daha normal. Merak etmeyin, öyle de gözünüzü korkutmayın. Yani bu sınavda o yapmıyor, bu yapmıyor da kim yapıyor? Yapacağın işlemler belli. Mesela AYT'ye mi çalışmak istiyorsun? Abi bak, şu anda mesela trigonometri çalışılmaz. Hiç bilmeyen bir adam için. Bak, şu anda trigonometri hiç bilmeyen bir adam için ben olsam çalışmam. Çünkü ama evet, 3 sorusu 4 sorusu var da buna harcayacağın süre limit, türev, integral için yeterli. Çok az kaldı. Tüm konuları biten bir adam arkadaşlar, sadece tavsiyem arkadaşlar bence direktmen deneme şeklinde çözmeleridir. Tamam mısınız? Bugün dersler başlamadı. Kuzu, o teknik boyutlarını bilmiyorum. Şey, kampın ne zaman başladığı hakkında onu bilmiyorum. Tamam mı? Mantıklı mı? Değil. Ondan onu söyleyeyim. 2 TYT. Şimdi kuzu, mesela sınavdasınız ve arkadaşlar şöyle bir şey, diğer derslerden netlerim yüksek, tek sorun kalma.
Kimse bu sene mezuna bir dahaki yıl için mezuna kalmasın. Tamam mı? Bak, bir daha söylüyorum. Kimse kalmasın mezuna. Çünkü şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Pat diye sistem değişebiliyor gördüğünüz üzere. Pat diye sınavı mesela şeyini barajını kaldırdı. Bu sayede çok insan girdi. Gün günü arattırıyor. Aga gözünü sevdiklerim çok daha güzel olur. Tamam mısınız? Yani siz nasıl isterseniz tabii ki 24-24 yapıyorum. O sınavda değişebilir. O sınav çözünce yarıya kadar tek gelebiliyorum. Şimdi arkadaşlarınızın birçoğu şöyle bir okumaya çalışıyorum. Biraz da seviye aktığı için de tam okumaya çalışıyorum ama. Şimdi arkadaşlar sizin netlerinizi yükseltmeniz AYT kısmında bana kalırsa 3-4 konuyla alakalı. Bir, problemlerini yol açacak. İki, arkadaşlar bana kalırsa hiç bilmediğiniz ama basit olan bazı konular vardır. Bak az önce söyledim. Trigonometri mesela. Uzun ve zor. Evet sorusu kesin ama zor. Tamam mısınız? Şimdi o yüzden de arkadaşlar şöyle bir şey yapın. Yapmayın gözünü sevdiklerim. Limit dediğiniz konu ya da türev dediğiniz konu çok basittir. Çünkü bir şey kalmadı. Ona bakmanızı daha çok tavsiye ederim. Mesela Sema Nur şey yazmış. Ondan sonra matematik toplam 3 net çıkartıyorum. 10 net yapsam yeterli. TET kısmında istiyorsan güzel kardeşim 10 netim olsun istiyorsan sana tavsiyem şunları yap. Git sadece problemler kısmına daha çok ağırlık ver. Çünkü niye? Hem standart sapması yüksektir. Belki 8-10 net yapmana gerek kalmaz. 5 tane problem neti yapman başka bir adamın işte ne bileyim şeyden temel kavramlardan falan soru çözmesi 10 tane yapmasına neden olabilir. Tamam mısınız? Yani 11. sınıfın ha 11. sınıfsan güzelim daha önümüzde bir seneden fazla var. Neden olmasın? Arkadaşlar bunu yapan insanlar senden benden daha zeki değil. Yapmayın. Gözünüzü sevdiklerim. Korkmayın bu sınavlardan. Ama net söylüyorum yatağa yastığa kafanızı koyduğunuzda içiniz rahat olsun. Çünkü yoksa Türkiye birincisi olan adamın senden ya da benden daha üstün bir zekaya sahipliği yok. Sadece daha fazla çalışmışlığa sahipliği var. O yüzden lütfen hiç çekinmeyin. Tamam mısınız? Genel itibariyle tabii TYT'nin en azından problemler kısmına kadar yaz tatilinde kesin bitmiş olması lazım. Tamam mı? Tabii. O yüzden mezuna kesinlikle bırakmayı düşünmeyin bu sene girecek olan değerli arkadaşlarım. Lütfen. Tamam. Ben şimdi artık arkadaşlar şöyle bir en azından bir hatırlatma yapalım. Tamam mısınız? Tabii. Ondan sonra ağırlık veririm. Çok güzel olur Sema Nur. Aynen öyle. Sadece o kadar. Bak çok da güzel yazmışsın. Ne yapman gerektiğini de biliyorsun. Çok da güzel. Problemler yeterli olacak. Tamam mı? Ya tabii ki o bir senelik kısmına bağlı. Aman 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 kimse kalmasın. Tamam. Yetişir tabii ki ya ne yapıyorsunuz? Problemlere yetişir. Yetişmez olur mu? İrem'im günlük mesela atıyorum 3 tane test çözsen 90 test eder. Veyahut da 15 günle es geçiyorum 45 test eder. 45 test bir tane fasikül demek kız. O yüzden rahat olabilirsin yani hiç merak etme. Tamam. Şimdi Ceyda'cığım hiç korkma. O yani şeyde 8 netmiş, 10 netmiş falan filan çok rahat yapabilirsin. Onları da şöyle söyleyeyim. Temel kavram, rasyonel sayı, üstlü sayı, köklü sayı, çarpanları ayırma. Bak problem bile demedim 8 net için. Bu kadar basit. Tamam. Şimdi içerisinde sorularınızın arasında var diye biliyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Olur mu? Haydi bakalım. Bir gelin bakayım. Biraz da böyle bir soruların üzerinde geometrisini arkadaşlar. Ne? Heh, aynen öyle. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Güzel heyecanlandırdım değil mi ama bir gaza getirmedin mi? Bir takdir edeyim. Şimdi hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir başlayalım. Buyurun. Canlar. Şimdi neler söylüyor? Eyvallah. Eyvallah canlar. Şimdi mesela karşınızda ne var? Bir adet üstü sayı. Şimdi biraz yalnız koyduğum sorular arkadaşlar çok basit değil. Tamam, çok basit olunca işin açığı o birazcık böyle şeye giriyor. Kandırmaya giriyor. Ne gereği var? Onun yerine arkadaşlar buyurun karşınızda bir tane soru. Mesela
Bir arkadaşlar yapmaya çalışırsanız, evet nefretliktir biraz, birbiri türlerinden yazma sorularıdır falan. 2 üzeri A eşittir 12, 3 üzeri B eşittir 18. Nereye gidiyorsun? Ondan sonra arkadaşlar burada bize A'nın B türü diyor. Bir defa A'nın B türü dediğiniz olay şöyle bir olay. Diyor ki A eşittir arkadaşlar bla bla bla. Yani B türünden ifadeler olacak. Arkadaşlar o zaman bizim için şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada ortak paydayı bulmaya çalışmalısın. Ya burada ilk başta 2 üzeri A eşittir 12 demiş. Ya canlar bu 12 dediğiniz sayınızı nasıl yazabilirim güzel insanlar? Hocam 12'nin çarpanları belli. Nedir? 2 çarpı 6 dursun. Peki bilerek böyle aldım. 3 üzeri B dediğiniz sayı da 3 çarpı 6. Ana ben çarpın durumundaki 2'yi eşitliğim diyorum diğer tarafına atı verirsem ne diye geçer arkadaşlar bölüm olarak. O zaman burası şunu söyler bak iki taraftan da ortak olanı almalısınız tamam mı? Hiç logaritmaya girmek falan filan yok tamam mıyız? Şimdi o zaman buranın karşılığında şöyle bir şey. 2 üzeri A bölü 2 eşittir A ise. Bölü 2'nin anlamı neydi? Arkadaşlar üzerine bir tane eksi 1 koyar. 2 üzeri A eksi 1 6'ymış. Buyurun. Sonra ne diyor? 3 üzeri B eksi 1. Buyurun. Bu da 6'ymış. Bir matematikte eşitliğin sağ tarafı aynıysa sol tarafı da aynı olmalı. Yani şunu söyler. Hocam bizim için 2 üzeri A eksi 1 ile kimmiş canlar? 3 üzeri B eksi 1 birbirlerine ne oldu? Eşit oldu. Peki buradan gelen sonuçlarımıza göre işte hareket etmeye çalışacağım. Bunu birinci sistem bu şekilde yapabilirsin. Peki bunların karşılığında logaritmayı katmayın. Tamam mı? Logaritma değil bu soru. Şimdi canlar, o zaman buranın devamında. Sen diyor bunları buyur. Birbirlerine göre diyor ne yap? Eşitlediyse. Bunların eşit olduğu yerler ne zamandır? Arkadaşlar ancak üstlerin arkadaşlar sıfır olma durumlarına göre eşitlenebilir diyor. Sen şimdi bak bunu sıfır olma durumuna göre eşitlesen. Neye döndü? Bak neden olmadığını bir görün öncelikle. Yaptığınız işlemler hep bu. A dediğiniz eksi bir eşittir sıfır. Bir de B eksi bir eşittir sıfır. Peki A'nız buradan eşittir bir ya da B'niz buradan eşittir ne geldi? Bir geldi. Ya hocam oldu mu? Olmadı. Yok bu olmayacak da o yüzden yavaşlayacağım. Merak etmeyin. Olmadığı yeri bir göstereyim. Sizin yaptığınız hareket hep bu oluyor. Diyorsunuz ki hemen hocam 2 üzeri A eşittir 12 demiş. 3 üzeri B eşittir 18 demiş. Ve siz de tuttunuz arkadaşlar tam karşınızdaki gibi aldınız. A'nız bir çıktı, B'niz bir çıktı. Bu ne zaman geçerli? Bende kal. Bu şöyle bir şey. Eğer ki sorunun başında ne zaman yapacaksın? A ve B arkadaşlar tam sayı derse değerli arkadaşlar sizden yapılması gereken işlemdir. Bak bakayım soruya. A arkadaşlar veya B tam sayı diye bir şey söylüyor mu? Söylemiyor hocam. O zaman bu yaptığınız olmaz. Bak ne zaman yapıp ne zaman yapmamanız gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Lütfen dikkat edin. Şimdi bu böyleyken arkadaşlar bizim karşılığında ne oldu? Olmadı. Hocam bu ne oldu? Gitti. Bak bunu A veya B sorunun başında tam sayı diyorsa bu şekilde yapacaksın. Hocam bunu tam sayı demediğine göre bunu ne yaptım? Hemen kaldırdım. Gel güzel kardeşim. Bak şimdi. Bundan sonrasında neler yapacağız? Öncelikle birer tane düzenleme yapmanız şart. Ve burasını arkadaşlar şu şekilde bir alalım. Şimdi dikkat ediyorsunuz. Bakın lütfen buradaki kısmın devamlı çok güzel bir özelliği vardır biliyor musunuz şu sayının? Genellikle kaynakların arasına koymayız. Şimdi bunun anlamı şöyle olacak canlar. Hemen şurasını kaldırdım. Ne zaman bunu yapman gerektiğini anladın? Tam sayı dersek bu şekilde yapıyorsun. Eğer tam sayı demedi ve bunun gibi A'nın B türü falan diyorsa. Gel kardeşim açtınız. Diyor ki bunları düzenliyorum. Hocam 2 üzeri A eşittir. 12'nin çarpanları ne? 3 çarpı 4.
4 ne demek? 2'nin karesi. Diğer tarafa geçince bölüm olarak geçiyordu. Ve bu gördüğünüz yer bizim için a üzeri eksi 2 eşittir 3 üzeri 1 yapar. Aynısını burada yapacağım. 3 üzeri b eşittir. Arkadaşlar 2 çarpı 9 demek. 9'u diğer tarafa bölüm olarak atarsanız bu gördüğünüz yer şuna döner. 2 eşittir 3 üzeri b eksi arkadaşlar 2'ye döner. Hepiniz bendesiniz. Şimdi çok güzel bir özelliği vardır. Eğer tabanlar aynı hizaya geldiyse sen diyor bunları yok edip bölme işlemi diyor yapabilirsin. Buyurun arkadaşlar şu şekilde yazabilirsiniz. Yani a eksi 2 bölü 1 eşittir 1 bölü b eksi 2 olarak yazabilirsiniz. Peki değerli arkadaşlar buradan sonra bölü 1'in bir anlamı olmaz. Bu gitti. Eksi 2 diğer tarafa atmanız hemen a'nın buradan 1 bölü b eksi 2 artı 2 olmasını sağlar. Eksi 2 ne yaptım? Diğer tarafa attım. Bu sayede gelin bakayım payda eşitliyorsunuz. Payda eşitleyip toplarsanız a'nız. B eksi 2 ile 2'yi çarptım. B eksi 4. 1 ile topladınız canlar. B arkadaşlar eksi 3 oldu. 2B eksi 3 bölü B eksi 2'ymiş. Ne yaptım abi? A'nın B türünden eşitini buldum. Buyurun Adana'da. Hocam hangi özelliği yaptınız? Not şeklinde size bir de bunu vermeye çalışayım. A üzeri x eşittir b üzeri y. Ve aynı şekilde a üzeri n eşittir b üzeri m olsun. Eğer tabanlarınız aynı iken bu a'ları ve b'leri bunları da diyor birbirine oranla. X bölü n eşittir y bölü m demektir. Çok harika bir özelliktir. Bunu arkadaşlar tam sayı demezse işte bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Tamam mısınız? Gerçekten mükemmel olur. Tamam. Bu şekilde yaparsan işin yürür. Yoksa az önce yaptım niye olmadı gördünüz mü? Çünkü a ve b'ye tam sayı demedi. Bu birincisiydi. Gelelim canlar. Hemen başka bir tane daha açalım. Dediğim gibi koymaya çalıştığım sorular arkadaşlar çok basit türden sorular değil. Gerçekten değil. Hemen öyle aman hadi göreyim de yapayım olmaz. Buyurun karşımızda ne var? Tamam mısınız? Hadi. Keşke bu sayı dün yapsaymıştık. Şöyle bir şey. Canlar burada bir köklü sayı var. Evet. Şimdi buna benzeyen tarzda çıkmış sorunuz mevcut arkadaşlar. Sadece sayıları farklı. Onu söyleyeyim. Şimdi çok benziyor çıkmış sorunuz haberiniz ola. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Kök 5 eksi kök 2 bölü kök 3 artı 1. Neymiş bu a? Hemen gel aşağıdakine bak bakayım. Kök 3 eksi 1 bölü kök 5 artı kök 2. Şimdi güzel insanlar bakın bu ifadeye de B dediniz. Her zaman geçerli. A demiş, diğerini vermiş ya buna da B diyorsun. Şimdi güzel arkadaşlarım ben bunu şöyle bakıyorum. Kök 5 eksi 2 var. Burada kök 5 artı 2 var. Ana buna ne deniyor? Biri diğerinin eşleniği. O yüzden arkadaşlar zaten bak paylar ve paydalar eşlenik türünde. Şöyle yazalım mı? A sayısı bizim için kök 5 eksi kök 2 bölü burası da kök 3 artı 1. Peki bu gördüğümüz yerimizi de ters döndüreceğim. Eğer ters döndürürseniz bak B dediğiniz yeri. Burası 1 bölü B'niz eşittir. Bakın ters döndürüyorum lütfen dikkat edin. Kök 5 artı kök 2 bölü burası da kök 3 eksi 1 demektir der. Şimdi bunların ikisini size zahmet çarpmaya kalksam görün diye yazacağım. A çarpı 1 bölü B kime eşit? Kök 5 eksi kök 2 bölü değerli arkadaşlar kök 3 artı 1. Devamında ne var ya? Hocam bu gördüğüm yerimde kaçmış? Kök 5 artı kök 2 bölü arkadaşlar kök 3 eksi 1'dir. Ya canlar bak payla payı ve paydayla paydayı çarpınca eşlenik çarpımdır. Eşlenik demek çarpanlara ayırmada kimdir? Bizim için iki kare farkı. Her yıl bu gavur iki kare farkından soru
kesinlikle sorulmuş. İlla çarpanlar ayırmada olacak diye bir kaydı yok. Ah, karşında işte. O yüzden arkadaşlar bunu şöyle yapalım. A ile 1 bölü B'ye çarpıyorum. Yani A bölü B eşittir. Birinci neyim? Karesi. Kök 5'in karesi 5. Eksi. İkinci neyim? Karesi. Yani 2. Bölüsünde de canlar. Birincinin karesi yani kök 3'ün karesi 3. Eksi birincinin karesi 1. Peki burası kaç oldu canlar bize? 3 bölü 2'ye mi döndü? Evet. Şimdi ben A bölü B'nin artık ne olduğunu buldum? 3 bölü 2 olduğunu buldum. Arkadaşlar B'yi diğer tarafa atarsanız A'nız buradan işte bizim için pardon B'niz buradan canlar kime karşılık gelecek? Ya da A'yı buldunuz 3B bölü 2 oldu. Bana ne lazım? B'nin kendisi. O zaman 2'yi bu tarafa çarpın, 3'ü de bu tarafa bölüm olarak atıyorum. Ve B dediğiniz ifadeniz şuymuş. 2 tane A bölü 3. Bak bölüm durumundaki 2 diğer tarafa çarpım olarak çarpım durumundaki 3 paydaya bölüm olarak geçti. Ve bunun sonucu arkadaşlar 2A bölü 3 demektir. O da sorularınızın karşılığı. Şimdi güzel arkadaşlarım hakikaten öyle. Şöyle bir şey tabii ki en başını bir daha söylerim Sinem. Genel itibariyle ya bu saatinizi ayırmışsınız. Sınava da az bir süre kalmışken benim de arkadaşlar istediğim soru şekilleri biraz daha böyle sınavlarda gerçekten olmayan, yapamadığınız, şaşırdığınız yerlerden olsun istediğim. Şimdi bunu bir daha söyleyelim. Bakın bunda bir görselliği var. Bize verilen kök 5 kök 2 bölü kök 3 artı 1. Kime eşit? A'ya. Şimdi bana diyor ki kök 3 eksi 1 bölü kök 5 artı kök 2. Bunun diye eşiti nedir? Eğer bir ifadeye A dediyse sen de götür buna B de. Bu bir. X derse Y de. Ben ne derse de işte fark etmez. Bundan sonra şöyle bir bak. Biri eksili, biri artılı. Biri eksili, biri artılı. Varsa bunun anlamı köklü ifadelerde arkadaşlar eşlenik demektir. Çarpanları ayırmada iki kare farkıdır. Bunları arkadaşlar bak B dediğim ifadeyi ters döndürürsem payla pay, paydayla payda bizim için iki kare fark olur. Yani A bölü B'niz eşlenikten yani iki kare farkından ne geldi? 3 bölü 2. O zaman buranın sonucu. A'nız canlar 3B bölü 2'ymiş. B'yi çekerseniz de 2A bölü 3'müş arkadaşlar. Bu da olayınızın karşılığını arkadaşlar söylemiş olur. O da sorunuzun cevabı. Hemen bir tane daha açalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Tamam mısınız? Şimdi buyurun. Ah, karşınızda bir tane oran orantı var. Arkadaşlar ben bunu görüyorum. Böyle bir soruyu o kadar uzatıyorsun, o kadar uzatıyorsun ki canlar gerçekten sıkıntılı. Şimdi sizden çok basitçe öğretmeye çalışacağım bunu. Çok da güzel bir şekilde öğreteceğim. Size 6 tane bilinmeyen verdim. Bak bir dikkat edin bu soru şekline. Sizden isteğim birini üçlü vermiş, birini ikili vermiş. Gördünüz mü? Peki üçlü olanı arkadaşlar eşitlemenizi rica ediyorum. Peki bana ne vermiş? 3A. O zaman A'lı olan yeri 3 ile çarpıyorsun. Arkadaşlar bak şöyle genişçeni açtım. 3A paydam da 3M oldu. Peki burası B'li olan yeri eksi 2 ile çarpın diyor. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2B eksi 2N oldu. Diğer taraf ne? C. O olduğu gibi duruyor. Artı C paydada ise artı P'miz olur. Hala buradaki 2 bölü 5 yani orantının sonucu değişmez. Arkadaşlar bir orantının sonucu böyle katsayılarla çarpıp toplamanız ya da çıkarmanızın sonucuyla değişmez değerli arkadaşlar. Kesinlikle üçlüyü elde etmeye çalışıyorsun. Gel kardeşim. Bak bu gördüğün yer kaç? Hemen buyurun. Burası bizim için 8'dir. Alttaki kısım P eksi 2N dediğinize buyurun. Bu da burada. Aa öğretmenim verdi. Arkadaşlar bu şans eseri falan değil ha. Direkt vermek zorunda. Vermezse seni geç ben de yapamam. Bir başka değerli arkadaşım da yapamaz. O yüzden size verilen ifadeler
Ahan da bu şekilde çıkmış olması gerekir. Burak kaç? 14. Hadi yerlerine bir yerleştir bakayım bir güzelim. Peki 8 bölü 3m artı 14. Kime eşit? 2 bölü 5'e eşit. Sadeleştiriyorum. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. 5 de 14 şey 4'ü çarparsanız 20 eşittir 3m artı 14. At bakayım 14'ü. 3m eşittir. Buradan kaç geldi? 6. 3'e bölerseniz m'niz de 2'dir. Buyurun canlar. Bundan daha kısa bir çözümü kesinlikle değerli arkadaşlar. Ne yazık ki yok. Olsa dükkan sizin. Çok güzel bir çözümdür arkadaşlar. Ben görüyorum bu soruda efsane vakit harcıyorsunuz. Öyle böyle değil. A bölü m var ya 2 bölü 5 içler dışlar atıyor. B bölü n yerine arkadaşlar içler dışlar atıyor falan. Sonra birbirleri türüne A'yı, B'yi, C'yi, P, N, M türünden yazmaya çalışıyorsunuz. Sonra iki şey üç bilinmeyenli iki denklemi çözmeye çalışıyorsunuz. Oradan M'yi elde ediyorsunuz. Ama bu şekilde bakın üçlü verileni kesinlikle katsayılarıyla birlikte genişleterek bak 3 ile çarptı 3A verdiği için. Eksi 2B verdiği için eksi 2 ile çarptı. C dediği için direktmen kendisini aldı. Bunları topluyorsun arkadaşlar ve verilen sayıları yazıyorsun. Şundan hiç korkma. P-2N eşittir 14 diyor ya. Bu kesinlikle verilmek zorundaydı. Evet. Bak bunu ne zaman yapacaksınız? Bu 6 tane böyle bilinmeyen olursa tamam mı karşınızda? Yani üçerli bir ifade olursa kesinlikle arkadaşlar bu şekilde yapmak zorundasın. Çünkü çok kısa sürer, diğer türlüsü çok uzun olur güzel insanlar. O yüzden ben bunu yapmanızı tavsiye etmem. Haberiniz olan. Oldu mu güzel arkadaşlar? Hadi bir tane daha görün bir şöyle bir. Koydum sonra cidden uç nokta sorular yalnız onu da söyleyeyim. Buyurun. Hoppa. Karşınızda buyurun bir probleme benzeyen öncüllü bir soru. Değerli arkadaşlar bir bende kalın. Şimdi siz problem sorularını nasıl çözüyorsunuz bilmiyorum ama problem sorusu şöyle çözülür. Değerli arkadaşlar problemin tamamı okunmaz. Siz Türkçe sorusu, tarih sorusu okur gibi hepsini okuyuveriyorsunuz. Lan ne oluyor? Okuyor ne oluyor? Ben onu anlamıyorum bir türlü. Hepsini okudun. Sonra bitiriyorsun. Başa geriye dönüp denklem yazıyorsun. Olmaz. Matematikte şöyle bir kayda vardır. Her bir virgül, nokta veyahut da bağlacınız bir adet cümle demektir. Her bir cümlede es verilir, durulur ve o cümleyle alakalı denklem yazılır. Arkadaşlar siz bir sorunun tamamını okuyarak gereksiz ve boştan yere zaman harcıyorsun. Gel bak şimdi tane tane yapacağım. Şimdi lütfen dikkat edin. Güzeldir. Şimdi A'nız ne diyor bize? Birden 14'e kadar ayrı ayrı kartlara yazılmış. Tamam. Birden 14'e kadar sayıları yazdım. A ve B kutularında eşit sayıda, C kutusunda ise geriye kalanlar varmış. Şimdi birden 14'e kadar demek ki 14 tane ne var? Sayı var bak. 1, 2, 3, bıdı 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 bıdı. Kime kadar? 14'e kadar. 14 tane kartım var. Diyelim A kutusuna x tane koydum. B kutusuna x tane koydum. Şimdi değerli arkadaşlar bakın C kutusuna. Ya birden 14'e kadar 14 tane kartım yok mu? A ve B'ye x'er tane koyduysam C kutusuna 14 eksi 2x kadar koymuşum demektir. Bu da C kutusundakiler. Geldiniz. Öncül 1. A kutusunda bulunan kartların üzerinde yazan sayıların aritmetik ortalaması 5. Dur. Dur. Şimdi değerli arkadaşlar bendesin. Bir aritmetik ortalama sorusu kesinlikle toplamdan çözülebilir. Başka hiçbir yerden çözemezsiniz. Tamam mısınız? Şimdi bir gelin arkadaşlar şöyle bir şey yapsın. Şimdi A'nın aritmetik ortalaması 5. Ne diyor? B'nin aritmetik ortalaması 8. C'nin aritmetik ortalaması 10'muş. Unutmayın. Aritmetik ortalamayla içerisinde bulunan kartlar çarpılırsa bu A kutusundaki sayıların toplamını verir.
Bakın değerli arkadaşlar, bir daha söylüyorum. Unutmayın bunu. Aritmatik ortalama diye bir şey verirse toplam sayıdan, diyelim ki iki kişinin aritmatik ortalaması, yaşlarının ortalaması 5 ise, bu iki kişinin yaş toplamı nedir? 2 çarpı 5'tir. Yani 10'dur. 3 kişinin aritmatik ortalaması, yaşları ortalaması 5 diyorsa, bu 3 kişinin yaşları toplamı 10'dur. Buradan gitmelisin. O zaman A kutusunda X tane kart varsa, bunu 5 ile çarparsanız burası 5X olur. Bu toplamınız. B kutusunda X kadar kart var ve aritmetik ortalaması 8. O zaman B kutusundaki kartların toplamı 8X. C kutusunda arkadaşlar ne kadar kartım var? 14 eksi 2X. Aritmetik ortalaması 10'sa bunlar da çarpılır. 14 eksi 2X de onu çarparsanız lütfen 140 eksi 20X olur değerli arkadaşlar. O zaman bu gördüğümüz yerimizin de C kutusundaki toplamı. Peki ben bir şey soracağım. Bu ben A kutusunu, B kutusunu ve C kutusundaki sayıları toplar isem kim olur? Hocam bunların tamam birden 14'e kadar olan sayıların toplamı demek değil mi? Evet. Sizden ricam birden 14'e kadar olan toplam. Temel kavramlardan lütfen hatırla. Birden ne kadar toplam bir hatırla bakayım bir. Son terim 14. Son terimin bir fazlasıyla çarp, 2'ye böl. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunu söyleyince bence daha güzel olmuştur. N çarpı n artı 1 bölü 2. N dediğimiz son terim demek. Peki o zaman bunları şöyle sadeleştirdim. 7 çarpı 15'ten ne oldu canlar? 105. Lütfen şurayı toplarsanız sonucunuz neymiş? 105'miş hocam. 5x, 8x daha 13x artı 140 eksi 20x. Kime eşitmiş? Hocam 105'e. Yani birden 14'e kadar olan toplama. Buradan arkadaşlar eksi 7x artı 140 eşittir. Ne oldu? 105. Sağlı sola atarsanız 7x eşittir 35 mi oldu? Eksi 7x'i sağ tarafa, 105'i de sol tarafa attım kuzular. Peki 7x 35 ise x'iniz de buradan 5 gelir. Bu ne? A kutusunda 5 tane kart, B kutusunda 5 tane kart. X yerine 5 yazarsam 5 kere 2 10. 14'ten 10 çıkardım. 4 tane de C kutusunda kart varmış. İşte bunu söyledi. Şimdi neyi soruyor? C kutusunda kaç tane kart vardır? 4 tanemiş. Bitti. Bu kadar. Canlar bu aritmetik mesela ortalamayla ilgili bir sorunuz. Güzel. Ama karşılığı arkadaşlar hakikaten çok iyi olmuş. İyidir. Eğer şunu gerçek sınavda sorsalar arkadaşlar çok kişi yapamaz. Haberiniz ola. Ya kusura bakmayın ama çok iyi bir şey söyleyeceğim size. Daha doğrusu ne yazık ki kötü bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana ayrılan sürenin gerçekten sonundayım. Çünkü hem ben derse gireceğim arkadaşlar. İçinizde de belki bazı arkadaşların dersi olabilir. Şimdi ne yazık ki yapabileceğim bu kadardı. Devamlı aslında çok güzel sorular koymuştum. Onu da söyleyeyim. Polinomla falan alakalı özellikle mesela. Arkadaşlar şöyle bir adım sorusu. Bir tane polinom falan filan. Ama arkadaşlar şimdi ne yazık ki sonuna gelmem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar derse acilen benimle girmem lazım ve süremin sonuna geldim. Kendinize dikkat edin. Sınavda hepinize gerçekten başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar elde edersiniz değerli arkadaşlar. Ne olur son bir ay bu son düzlükten kaçmayın. Tamam mısınız? Şimdi kendinize dikkat ediyorsunuz. Elimden gelen ne yazık ki bu kadar. Başka bir zaman görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Bay bay kızlar.